prodüktörler işte, yapımcılarımız mesela, ben çok söyledim. Bir iki doktora gittik burada, Türkiye'de. Beni kontrol bile etmediler, hani o makinalara falan sokmadılar yani. Sadece baktı böyle bana doktor bey, dedi ki sen ömür boyu dedi bu kamburla yaşayacaksın, dost olacaksın. İki sene bekledim, sadece check-up yapıldı bana, sıra bekledim. İnanır mısınız, o kadar milyonlar kazandırdım burada firmaya, prodüktörlere, beni kimse aramadı. Aramadı değil mi? Hiç kimse aramadı. Kurban olurum ona. Aslında ne kadar zor. Yıllarca çalışmışsınız, çok büyük paralar kazandırmışsınız değil mi? Ameliyat olurken yani ona yetecek para bile yok cebinizde. Beni arayabilirlerdi mesela. Hani ne bileyim, kızım bir ihtiyacın var mı? Ki ben yani çalışmıyorum, etmiyorum. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Bana ne zaman sordu, soruyordu mesela, halin vaktin yerinde mi? Evet abi diyordum. Paran var mı, buzdolabın dolu mu? Evet abi. Oysa 5 TL vardı mesela benim cebimde. Onun yanına gittiğim zaman. Var mı paran, var abi diyordum. Ama neler var. İşte o film olursa o zaman her şeyi orada görecekler. Her şey. Yani benim dünyaya gelmem çok enteresan bir kez. Hastane yok. Karı beni doğuracak. Ebeliğimi de babam yapmaz mı? Ebeliğimi babam yaptı. Evet. Düşünün. Bazen düşünüyorum, keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. Şimdi beni tabii ki gelip bu magazinci çekmez ki. Yanımda başka birisi görsellik varsa. Görsellik önemli yani. Kesinlikle. Benim o kadar çok zengin gizli dinleyicilerim var ki. Öf diyorum sana. İnanın ki ben İstanbul'da, burada gece kulüplerde, Bağcılar'da, gece kulüp dediğim pavyon yani. Ben orada çıkıyordum ve orada beni holdingçiler dinlemeye geliyordular. Holding patronları. Bunu da buradan söyleyeyim. Gizli gizli geliyordular beni dinlemeye. Şimdi ben bu ünlü mekanlarda çıksam ben de full çakarım yani. Bunu söyleyeyim yani, ben de full çakarım. Niye çakmayalım ki? Çıkmamız lazım. Bizim de kitlelerimiz var ya. Yani benim kitlem... Benim kitlem de zengin diyorsunuz. Tabii ki zengin. Evet. Gönülleri zengin. Sizden bir evlilik sürprizi gelir mi? Hayatta olmaz. Yok yok, istemem, ben çekemem. Bu yıl böyle hani her şey değişecek tövbe gibi hissettim. Ya. Olmaz, çekemem, öldürürüm o adamı ben. Boğarım onu herhalde. Akşam Yıldızı'nın bugünkü konuğu Makedonyalı ünlü sanatçı Cansever. Cansever Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili imparatorumuz İbrahim abimin okuduğu benim hayatımı okudum. Klibimizi de çektik. Sevgili İbrahim Bülbül çekti. Çok değişik bir klip oldu benim için. Herkes kendini bulacak bu şarkı. Grant Müzik'ten çıkarttınız Hayrettin Grant Güneş'le. Grant Müzik'ten, evet, yapımcımız Hayrettin Güneş'le. Evet, yapımcı da değiştirmiş oldunuz böylece. Kesinlikle tabii ki. Sizin çok güzel promosyon. Daha önce yapımcılarla ilgili sanırım bir sıkıntınız var değil mi? Daha önce birçok açıklamanıza denk geldim. Tabii, ben. Hakkım öyle, yenildi doğru. Tarzında. Evet, hakkım çok yenildi. Şöyle çok para kazandırdım ben prodüksiyonlara mesela, prodüktörlere. Fakat bunu her zaman da söylüyorum. Çünkü benim oğlum hak. Doğrulardan yana oldum her zaman. Yani hak ettiğim şeyleri almadım, vermediler tabii. Gene ona rağmen ben saygımda kusur etmedim hiçbir zaman. Ama hakkım yenilmedi mi? Yenildi. O yüzden ben de hakkımı helal etmem. Saygıda kusur etmem asla kimseye. Her zaman saygımı gösteririm. Ama hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem deme nedeniniz bildiğim kadarıyla şu, siz 96 yılında Türkiye'ye geliyorsunuz. Evet. Büyük bir patlama. İbo Show'da. Evet, tabii. İbo Show'la birlikte. Ve yapımcılar sizin sayenizde çok para kazanıyorlar. Siz evet. Ameliyat olmak istiyorsunuz, romatizma hastalığınızdan ötürü. Ama yaptırmıyorlar evet. Değil yok, mi? Yok, yaptırmadılar. Evet. Yaptırmadılar, nedenini de şöyle yaptırmadılar. Bana göre sahneler yani. Sahneler aksamasın. Yok, şimdi... Benim o pozisyonum, yani vücudumun pozisyonu biraz da insanlar bana acısın. Hani vay be falan işte, yazık, günah hani gibi olsun. Bilerek yaptılar bunu böyle. O yüzden, yoksa
daha önceden de ben iyileşebilirdim. Ve o zaman daha yeni başlamıştı bu kemik eğilmesi. Hı-hı. Romatizma çeşidi bende yeni başlamıştı. Evet. O zaman mesela daha erken durdurulabilirdi. Yapmadılar. Sonra ben kırıldım. Hı-hı. Kalbim kırıldı. Ya isimler şöyle yani bizim prodüktörler işte yapımcılarımız mesela ben çok söyledim. Bir iki doktora gittik burada Türkiye'de. Beni kontrol bile etmediler hani o makinalara falan sokmadılar yani. Sadece baktı böyle bana doktor bey dedi ki sen ömür boyu dedi bu kamburla yaşayacaksın, dost olacaksın. Tabii ben hiçbir zaman isyan da etmedim. Aslında Allah. Çaresi var özellikle mi öyle dedirtiyorlar? Bilmiyorum. Hmm. Bilmiyorum. Ondan sonra Hollanda'ya bir düğüne gitmiştik prodüktörümle. Celal Bağlan'la. Orada da bir doktora beni götürdüler. Orada bir kontrol edildim. Ve olabilir dediler. Ameliyat yapabiliriz dediler. Sonra Türkiye'ye geldik. Şu albümden sonra götüreceğiz. Bu albümden sonra götüreceğiz denildi. Hmm. Kırmızı kar yağdığı zaman yağmadığına göre ben de ameliyat olmadım tabii. Sonra ben baktım doğruluklar yapılmıyor. Mesela benim ailem arıyor. Annem, ablalarım, teyzelerim, kuzenlerim ağlıyorlar. İşte bak sen Türkiye'de sen ünlü oldun artık. O kadar para kazandırıyorsun. Neden seni iyileştirmiyorlar mesela? Hı hı. Ben diyorum bilmiyorum. Neyse bir zaman ben küstüm. Aldım valizimi. Her şeyi bıraktım burada. Türkiye'ye küstüm. Gittim Almanya'ya. Gittim benim akrabalarım orada işte. Yani ben bugün iyileştiysem Samara'nın yüzünden iyileştim. Samara. Çünkü Samara benim yeğenim. Hı hı. Ve o benimle çok koşturdu doktor. Doktorlara 2 sene bekledim sadece. Check-up yapıldı bana. Sıra bekledim. Ondan sonra bir alışveriş merkezinde yürürken bir tane Alman vatandaş tarafından baktı bana böyle. Samara dedi ne bakıyorsun ya hani tartışmaya çalıştı onunla. Geldi adam yanımıza yok yok diyor. Hemen git iyileş diyor. Senin dedim Morbus Bechterew'in mi romatizma çeşidi dedim evet. Tedavisi ne olur var. Git iyileş. Nerede iyileşeyim? Bize bir numara verdi klinikten. Neyse eve gittik biz. Birkaç gün sonra geçtikten sonra ben dedim Samara'ya şu Alman bize bir numara hani vermişti. Bir arayalım orayı. Evet ya doğru söylüyorsun dedi. Aradık. Soruşturduk kemik üzerinde sırfmış o hastane. Biz dedik gelmek istiyoruz. Tabii bize gün verdiler gittik. Baktılar bana. Ondan sonra olabilir dedi. Şeyler çektirdiler işte. Hı hı. Röntgenler. Olabilir dedi. Şuradan keseceğim buradan biçeceğim. Kendi kafasına göre doktor bey hesap hı hı. yapıyor. Nasıl kesecek biçecek. Neyse. Eve döndük biz. Söylediler bize işte şu kontrolünü yaptırın, şöyle yapın, şunu yapın, bunu yapın. Hazırladık biz. Gittik hastanede. 8 hafta hastanedeydim. İnanır mısınız? O kadar milyonlar kazandırdım burada. Firmaya, prodüktörlere. Beni kimse aramadı. Aramadı değil mi? Hiç kimse aramadı. Peki paranız var mıydı? O kadar o ameliyata yetecek kadar para ben, var mıydı? Param yoktu. Almanya'da sigortam vardı. Hı hı. Sigorta ödedi. Birazını da benim Almanya'da bir abim var. Mardinli Ferhat abi. Ferhat Aldur. Buradan selamlar olsun. Allah ne muradı varsa versin. O ödedi öyle mi? Kurban olurum ona. Aslında ne kadar zor. Yıllarca çalışmışsınız. Çok büyük paralar kazandırmışsınız değil mi? Ameliyat olurken yani şöyle para bile yok cebinizde. Beni arayabilirlerdi mesela. Hani ne bileyim. Kızım bir ihtiyacın var mı? Ki ben yani çalışmıyorum, etmiyorum. Nasıl yani? Ailem var bir tarafta Makedonya'da onları düşünüyorum. Ne yerler, ne içerler. Çünkü ben bakıyorum aileye. Ama Allah'a çok şükür hiçbir zaman pes etmedim biliyor musunuz? Ben o halimle bile sahneye çıkıyordum. Yani
bir Allah bir ben bilirim. Nasıl okuyordum, istediğim tonlara basamıyordum, istediğim oktavları okuyamıyordum tabii ki. Gene de sevenlerim tarafından davet ediliyordum. Mesela düğün olsun, ne bileyim mekan olsun. Allah razı olsun herkesten. Çıktım, 2 sene çalışmadım tabii. Ondan sonra ufak ufak okumaya başladım. 2 sene düşünsenize okumuyorsunuz. Ben korkuyordum. Sesim çıkar mı acaba, çıkmaz mı? İlk sahnem Bulgaristan'daydı mesela. Oraya gittim bir düğüne. Ama şu ilginç değil mi? Bak. Siz ameliyat olana kadar önce zaten Makedonya'da çok ünlüsünüz. Makedonyalısınız. Evet. Orada evet. 8 albüm sonrası Türkiye'ye geliyorsunuz. Evet, doğru. Türkiye'de de şöhreti yakalıyorsunuz. Evet. Yunanistan'da tanınıyorsunuz. Her yerde, doğru, Balkanların her yerde. Bütün ülkeleri. Almanya, Hollanda. Evet. Ya her yerde, sadece Türkiye'de değil aslında birçok yerdesin hakkınız yendi demek ki. Nasıl bu kadar? Hayır, hani birçok yerde hakkım yenmedi benim. Makedonya'da çünkü biz prodüksiyondan benim albümlerim çıkmıyordu. Mesela biz yapıyorduk öyle, satılıyordu yani sokaklarda, orada burada. Hani şarkılarımız patlıyordu mesela. Hı hı. Düğünlerde, konserlerde paramızı kazanıyorduk her türlü. Şimdi Türkiye ile Makedonya'yı aynı şey kategoriye koyamayız. Makedonya 2 milyondu o zaman mesela. Ama Türkiye 60 milyondu o zaman ben Türkiye'ye geldiğimde. Büyük bir pazar. Evet. Yani ve burada mesela çok büyük rakamlarda kasetler, CD'ler satıldı mesela. Ama benim hakkıma çok az bir pay verildi. Ben de ne yapayım, yalnızım zaten. Ya beni koruyacak, sırtımı dayanacak birileri olmadığı için her şeye inandım. Ne dediyseler, tamam abi dedim. Bir şey demedim yani. Sonra mukavelem ne zaman bitti? Ben serbest kaldım ve daha güzel kazanmaya başladım. Evimi de yaptım Makedonya'da. Yani aileme, ne bileyim yeğenlerime, kendime artık yeniden bir kanat geldi bana. Yani kanatlandım tek başıma. Zaten gene tek başımayım, biliyorsunuz. Bunu anlatmama gerek yok. Samara benim var yanınızda. Samara şu an var sadece en yani. Büyük dayanağınız evet. Anladığım kadarıyla Samara. Bir de Samara. Menajerim var Erhan Arı. Bir de aranjörüm var Mustafa Arapoğlu. Yani 4-5 kişi vardır. Evet. Kader var mesela sanatçı camiasından yani. En samimi kardeş kadar ben ilk günden beri benim kardeşim dedim. O var yani. 3-5 kişi var. Evet. Ama hani böyle ne bileyim güçlü bir sponsor benim arkamda hiç yoktu. Evet. Peki İbrahim Tatlıses'e gelmek istiyorum. İbrahim Gelelim. Tatlıses sayesinde Türkiye'de tanındınız. Onu evet. Çok seviyorsunuz. Peki o mesela bu zorluklarda sizin yanınızda. Haberi yoktu ki. İşte, neden söylemediniz? Söylemedim. Neden? Bilmem. Söylemedim. Ve İbrahim abi çok kez onlara söyledi. İyi bakın dedi Cansever'e. Yani ben onun yanındayım her zaman. Hatta bana bir kere boşuna gitmiştik öyle ziyareti. Bizim klip müzikteki muhasebeci miydi o? Menajer miydi ne bileyim orada neydi hatırlamıyorum şimdi kadını. Siz dedi para verdiniz mi dedi bu kıza. Yarın dedi dağıtılacak. Ben dedi yarın Cansever'i arayacağım. Eğer almadım derse söyleyin o yapımcınıza. Klip onun kulağını çekeceğim dedi. Ben hiçbir şey söylemiyordum ki İbrahim abi. Evet. Hiçbir şey. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Bana ne zaman soruyordu mesela halin vaktin yerinde mi? Evet abi diyordum. Paran var mı, buzdolabın dolu mu? Evet abi. Oysa 5 TL vardı mesela benim cebimde. Onun yanına gittiğim zaman. Var mı paran, var abi diyordum. Size yapılan haksızlıkları bilseydi hiç söylemedim. Tepki gösterirdi. Hiç söylemedim. Evet. Hiç söylemedim. O yüzden hep sabrettim, şükrettim. Yani o zaman az para kazanıyordum. Şunu dediğiniz oldu mu? Şimdi İbrahim Tatlıses'in çok büyük hayranısınız. Onunla tanışmayı çok isterken işte sahnesine davet ediyor İboşova ve oradan şöhret oluyorsunuz evet. Türkiye'de. Evet. Yani çok büyük sıkıntılar yaşadığınız, üzüldüğünüz için ya keşke İbrahim Tatlıses beni keşfetmeseydi, Türkiye'ye getirmeseydi dediğiniz oldu mu? Üzüldüğünüz zamanlar. Şöyle benim dileğimdi. Çünkü ben kendi ülkemde şöhrettim. Ve kazandığım parayla yetiniyorduk. Aileye yani. Aileme bakıyordum. Hiçbir şikayetimiz yoktu. Yalnız ben kendi ülkemde Türkçe değil, Romanca şarkılar okuyordum. Kendi ana dilimde yani. Sonra hep dua ediyordum. Allah'ım ne olur bir kere İboşova çıkayım. Başka bir şey istemiyorum çünkü
İbrahim Tatlıses benim idolüm yani. Hı-hı. Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses. Neyse Allah nasip etti. Dualarım kabul oldu. Geldim. Ben sadece bir kereyi boş hava çıkayım dedim. Hı-hı. Komple temelli kaldım. Evet. O da güzel bir duygu. Ama bazen diyorum. Diyorum tabii bazen. Keşke gelmeseydim diyorum. Sonra da diyorum. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca sevenim var benim Türkiye'de. Onlara haksızlık etmiş olurum. Hani bırakıp gitsem, bir kere bıraktım gittim. 5 sene gelmedim ben Türkiye'ye. Sonra şey yaptık. Neydi albümün? Arabesk. İşte canım dediklerim okudum orada. Ondan sonra terk etmek ne kadar kolay, acıların kadını falan. O albümle 5 sene ara verdikten sonra tekrar geldi. Şarkılar tekrar bir, hı-hı, gündeme geldi benim sesimden. Evet. Böyle devam ettim. Zaten mukavelem de bitmişti. Evet. Ondan sonra rahat. İbrahim Tatlıses'in hayatınızda çok güzel bir yeri var. Şimdi bugün var. İtibariyle de benim hayatım çıktı, müzikseverlerle buluştu. Sizce, hı-hı, bir dönüm noktası olur mu sizde? Bir dönüm noktası daha bekliyor musunuz? Bekliyorum. Çünkü nedir beklentiniz buradan? Yani bugün itibariyle. Bekliyorum. Şarkı çok güzel yerlere gelecek. İnsanlar çünkü sevenlerim benden bu tarz şarkılar bekliyor zaten. Mesela bana yazdıkları yorumlarda da, hı-hı, abla damar gelsin artık. Arada ben hareketli şarkılar falan yapıyorum ya. Roman havaları bu arada çok popüler biliyorsunuz. Hı-hı. Ama hep yazıyorlar abla. Abla böyle yani damar gelsin artık. Ve ben inanıyorum. Bu şarkı benim hayatım çok güzel bir potansiyel yakalayacak. Çünkü ben sevenlerime güveniyorum. Çok. Sizin sesinizi ilk aslında İbrahim Tatlıses'ten önce Ferdi Tayfur'a dinletiyorlar. Ama evet. O zaman albüm yapılmıyor. Onunla nasıl bir diyalog geçti aranızda? Ferdi Tayfur İbrahim Tatlıses'in gördüğünü göremedi mi? Hayır. Şöyleydi. Aslında ben Ferdi Tayfur abimizin sanatçısı olarak getirildim. Hani onun firmasından çıkacaktı albüm. Hı hı. O arada hatta firmaya gittik, Ferdi Fon'a gittik, Ferdi abiyle tanıştık. Ondan sonra sevgili İntizar'ın da albümü hazır, hı hı, çıkması gerekiyordu. Ferdi abi benim prodüktörüme dedi ki, bir iki tane yapım var, onları çıkaralım. Sonra dedi, beklesin. Cansever'e başlarız dedi. Şimdi benim prodüktörüm de hemen sıcak sıcakken, hani ben pişman olup da kaçmayayım diye, çünkü Makedonya'dan ben beklersem niye bekleyeyim ki? Tabii. Giderim memleketime, nasıl olsa orada benim hazır sevenlerim. Burada bir düzeniniz yok. Yani evet. Ondan sonra konuştular, yaptılar. İşte Celal abi dedi ki, benim prodüktörüm Ferdi abiye dedi ki, abi biz hemen yapmak istiyoruz. O zaman dedi, ben şu an yapamam dedi Ferdi abi. Bu da gidiyor. Sonra Masum Kırmızıgül'e dinletti beni. Ha. Tabii. Ondan sonra Masum Kırmızıgül dedi ki, abi siz yaparsanız bana verin, ben hemen yapacağım dedi. Un kapanında dinletti tabii, şuna buna derken herkes pozitif bir cevap verince adam dedi, ben parayı harcarım dedi bu sese. Ondan sonra öyle başladık işte. Başlıyoruz dedi. Evet. Şarkılar toparlandı. Şu bu derken reklam dönüyor şeyde, Kral TV'de bir sabah. Karaçadır ismi tutar. Ondan sonra Derya abla İbrahim abiye telefon açıyor. Hı hı. Ya dedi, bir kız dedi Kral TV'de, işte senin okuduğun o türkü yok muydu, Karaçadır? Ne olmuş demiş. Hı hı. İşte bir dinle dedi falan. O gün de berbere gitmiş. Bunu hep anlatır. Ben konserlerine gittiğim zaman, hı-hı, İbrahim abi hep anlatıyor. Nasıl beni keşfetmiş yani. Açın hele bakalım şu Kral TV. O an benim teaser çıkıyor işte, Karaçadır. Hemen klip müziği arıyor İbrahim abi. Bir yere çıkartmıyorsunuz. İlk İbo Şov'a çıkartacağım. Herkes hazır olda duruyor tabii. İbrahim Tatlıses arıyor çünkü. Çıkış o çıkış işte. Evet. Türkiye beni bağrına bastı. Biz sevenlerimizle aile gibiyiz yani. Ben gördüğünüz gibi doğal bir insanım. Hani hiçbir zaman ay ben şöhret oldum, ay ben şu oldum, ben bu oldum. Öyle bir şey düşünmedim zaten. Düşünmem de. Peki, şimdi mesela bu güzel anıları anlatırken bile hep gözleriniz dolu dolu. Ne, evet, en çok canınızı sıkıyor? Ne sizin canınızı sıkan aslında?
Yani ya, güzel anları anlatırken bile gözleriniz dolu. Ya şöyle şimdi insan bazı şeyleri hayatın size vermiş olduğu acılar diyebilirim. Hı hı. Hani ne bileyim ben kolay öyle gelmedim yani buralara. Benim çocukluğumu bir kere yaşamadım. Hani ben bir bebekle oynamadım hayatımda. Tarlalarda çalışarak yani, gelmişsiniz. Tarlada o dönemde 9 yaşındayken gözünüzü kaybediyorsunuz. Paranız olsa aslında o gözünüz... Yok. Düşün annem babam para yok ve ben böyle kalıyorum. Para olsa para yani, olmadığı için yani, ameliyat olamazsınız. Yoksuzluk, ne bileyim çok çocuk. Ondan sonra birine ayakkabı alsan ötekisine hı-hı, mantı alamazsın. Evet. Yani ben bunları yaşadım. O yüzden dedim ya hani ben şöyle olamıyorum. Evet. Nasıl olayım? Evet. Yani sizin herhalde şeyle sağlıkla ve yalnızlıkla bir sınavınız olmuş değil mi? Evet. Zaten, anne babayı da kaybetmişsiniz. Tabii. Ben zaten 15 yaşımdan beri yalnızım. Şöyle yalnızım. Gurbetlere çıktım. İlk yani ilk gurbet benim için Yunanistan'dı. 80 kaç yılındaydı tam? 89 muydu? Yok. 84 yılında. O Almanya'ydı 89. 84 yılında ilk Yunanistan'a bir oryantal arkadaşımız vardı. O beni ilk Yunanistan'a dedi. Senin sesini orada dinlesene. Ben o zaman işte İbo'dan okuyorum tabii. Getirdi. Ne veriyorsalar bana artık. Ben ne anlarım o Yunan parasını. Ne veriyorsalar işte. Götürüyordum anneme. Odun alsınlar kışın. Evet. Ne bileyim işte makarnadır, fasulyadır, pirinçlerdir falanlar firanlar işte ne gerekirse. Evet. Dediğim gibi o yüzden de belki çok duygusalım. Bilmiyorum çünkü çok şeyler yaşadım hayatımda aslında. Çok şeyler yaşadım. Babamı kaybettim küçük yaşta. Annem bizimle kaldı, toparlamaya çalıştı. O köye gittik. Mesela herkes tatile giderken anneleriyle babalarıyla biz tarlaya gidiyorduk. Utanıyordum arkadaşlarımdan, okul arkadaşlarımdan ama yapacak bir şey yok. Evet. Bir de abim vardı, rahmetli oldu. O işte 8-9 yıl oldu. Onunla mesela bir kot pantolonunu. Sabah okula giderken evet, giyermiş, sonra siz giyermişsiniz evet, öğleden aynen, sonra değil mi? Aynen. Yani... Hayatınız bazen... bildiğim bir film. Film olmasını istiyorsunuz, onu biliyorum. Değil mi? Tabii. Adı ne olur film olsa? Benim hayatım olur. Filmin adı. Evet. Benim hayatım. Benim hayatım. Kim oynasın istersiniz sizi? Vallahi yani kim oynasa iyi oynar ya. Çünkü öyle bir hikaye var ki. İsim önemli değil. Çok güzel bir hikaye aslında. Filmin adı Benim Hayatım olabilir. Ya da Ben ve Benim Hayatım olabilir. Hmm. Ya da Ben ve Ben. Onu ne zaman düşünüyorsunuz? Şimdi senaryo sevgili Özlem Bölükbaş senaryo yazıyor. Evet, senaryo yazıyor. İşte benim hani boş zamanlarımda hep gelmem lazım ya da onlar bize gelmeleri lazım. Siz bayağı yazmaya başladınız filmi. Tabii. Anladım. Baştan işte annemle başlıyor film. Hı hı. Nasıl tarlalarda işte nasıl. Hani tarla iş, ırgatlar evet, falan. Oradan başlıyor. Oradan öyle başlıyor. Ama neler var. İşte o film olursa o zaman her şeyi orada görecekler. Her şey. Evet. Çünkü şurada yani böyle meydana çıkmayan bir sürü şeyler var aslında. Hı, onları orada çıkartacaksınız. Evet. Konuşamadıklarınızı orada anlatacaksınız. Tabii konuşamadıklarım. Ağlama garantili. Kesinlikle. Şaşıracaklar, eyvah diyecekler. Bu da mı vardı? Şöyle miydi ya, nasıl ya? Bunları da mı yaşadı? Yani normal bir ağlama değil, hıçkıra hıçkıra ağlar çıkar herkes tabii sınamadan kesinlikle, değil mi? Tabii kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çünkü dediğim gibi anlatmakla bitmiyor insanın hayatı hani. Şimdi ne kadar anlatsak ama o görüntüyle anlatım insana, hı-hı, insanlara sunulduğu zaman. Daha nasıl biz mesela Dilber... Ay ablamız da mesela vay be neler çekmiş dedik. Hani ben mesela sonra çok yakından tanıyorum evet, Dumon'u çok yakından. Evet. Ama gene de filmi izlediğim zaman bunu da mı yaşamış? Ay kurban olayım.
mesela dedi. Tabii. Ve hıçkıra hıçkıra çünkü ağladı. Şimdi mesela anlatıyorsunuz ama hep sınırlı zamanlarda. Bir tabii. Saat anlatacaksınız, iki saat ama aynen. O filmde bütün her şey ya var. Bir de şuradan şuraya atlıyoruz ya hani ama şimdi evet. Film akıyor ya baştan sonuna evet. Kadar. O zaman insan tam adapte oluyorsun, izliyorsun. Vay be diyecekler. Cansever bunu da mı yaşamış? Ay falan yani diyecek. Ay canım benim falan diyecekler. O zaman Cansever'i tanıyacaklar. Anladın o zaman, o zaman anlayacaklar. He, tabii. Çünkü ben her şeyi anlatamıyorum ki. Evet. Yani. Ama inşallah olursa tabii. Olsun. Dediğim gibi inşallah. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah. Yani benim dünyaya gelmem çok enteresan bir kere. Tarladayız. Mesela annemler tarlada kasabadan yani köyden daha doğrusu köyden tarla aralarında 10-15-20 kilometre. Tarlada ırgatlar orada yatıyorlar o şeylerde. Ne diyorsunuz işte artık? Çadır gibi. Gibi. Hı. Öyle yerlerde. Annem de hamile. Doğum yapacak. Beni doğurması lazım. O gece babamın da dişi şişmiş. Bir taraftan babam bağırıyor. Bir taraftan annem bağırıyor. Bir de bağıramıyor, utanıyor. Hı hı. Hani komşu çadırlar duymasınlar, ayıp olur diye. Öyle bir namus vardı onlar da eskiden. Utanıyor, bağırsam diyor, kapatıyorum ağzımı. Hani duymasınlar, ayıp. Hastane yok. Karı beni doğuracak. Ebeliğimi de babam yapmaz. Annem diyor, ben öleceğim. Babam diyor, öl, ben de ölüyorum dişimden. Öyle demiş ona babam. Her neyse işte nasıl olduysa orada artık su getir, baban su doğumu getir, bu getir. He, babam ebeliğimi babam yaptı. Evet. Düşünün. Evet. Darladayız yani. Onlar çalışıyorlar, tütün topluyorlar. Hı-hı. İşte her tarafları katran içinde biliyorsunuz. Tütün hı-hı. Topladığın zaman yapış, yapış, yapış. Ben yaptığım için o işi biliyorum. Evet. Bütün iş, tarla işlerini yaptığım için biliyorum yani. Mesela üzüm topladığımız zaman saçlarımız... Böyle tutkal gibi oluyor. O şey akıyor böyle kesiyorsun salkımları. Şimdi böyle tarlada çalışan insanları gördüğünüzde görüyorum, ne düşünüyorsunuz? Ağlıyorum. Yemin ediyorum ağlıyorum. Daha geçenlerde... Hiç böyle yanlarına gittiğiniz oluyor mu? Siz de böyle onlara eşlik ediyor musunuz? Yok gitmedim. Keşke gitsem. Terapi gibi olur aslında. Evet. Mesela geçen gün bir düğüne gittik. Çok lüks bir arabayla aldılar bizi. Gezerken böyle boş araziler, tarlalar... Ay çiçekleri yok mu hı hı. Mesela? Ben diyorum ay ne güzel biz bunları topluyorduk. Adam şaşkın şaşkın bana bakıyor. Nasıl yani topluyordunuz? Öyle topluyorduk diyorum. Ben 9-10 yaşlarındaydım bunu böyle topluyorduk yani. Irgatlık mı yaptın sen abla dedi. Tabii canım dedim. Vallahi dedi helal olsun sana. Ve bunu dedi söylüyorsun gururlu bir şekilde. Evet dedim hırsızlık yapmadım ki. Evet. Çalıştım. Alnımın teriyle. Sonuçta ben de bir katkıda bulunuyordum aileme. Şimdi keşke gidip onlarla birlikte çalışabilseydim. Tabii, keşke. Yani bazen düşünüyorum keşke şöhret olmasaydım. Sağlığım var iken tarlada kalsaydım. En azından sağlıklıydım yani ben kimseden de korkmuyordum. Çalışmaktan da korkmuyordum. Ama insanın alnında ne yazıldıysa onu yaşayacak. Yalnız isyan etmeden yaşamak. Şükrediyorum her halime. Evet. Şükürler olsun. Sağlıkla sınanmışsınız. Evet, şu an iyiyim. İyisiniz ama değil mi? Halay çekebiliyorum, oynayabiliyorum. Sizin için en önemlisi çok hareketli birisiniz. Kesinlikle. Bir de normalde... Hayır bir de ben hiperaktif bir evet. insanım. Hani böyle böyle hep duramıyorum. Evde illa bir şey yapmam lazım. Kalkıyorum, balkona gidiyorum, oturuyorum, telefonu alıyorum, söz yazıyorum. Hı-hı. Yani bir şey yapmam lazım, üretmem lazım ben. Besteci kimliğim de var çünkü. Evet. Break dansı yapıyorsunuz. Tabii. Hip-hop söylediniz zaten. Sanatçı olmadan önceydi o. Tabii kafa üstü dönmeler falan. Artık zor olmaz değil mi? Olur mu? Yok. Olmaz zor çünkü bir şey o. Benim sırtımda şimdi şey var. 10 tane böyle şeyler. Ne diyorlar onlara? Platin. Evet. Böyle kenarlardan evet. da var. Ama bir iyisiniz de şimdi değil mi? Ya sağlık sorununuz i̇yiyim, yok. İyiyim. Hani böyle ağrı, sancı yok. Şimdi uçuyorum. Ben diyorum hiçbir şeyim olmasa sağlığım olsun yeter. Evet. Dünya benim olsa sağlığım olmadıktan sonra neye yarar? Hı-hı. Yani neye yarar? Bir yemeğe çıkamıyorsun. Arkadaşlarınla rahat oturamıyorsun. Bir okey oynamak istesen oynayamıyorsun. Evet. Bir muhabbet etsen edemiyorsun. Neye yarar abi o kadar yani milyonlarım olsa? Evet. Ben iyiyim böyle.
O zamanlar hep böyle ceketlerle sizi görüyorduk. İşte evet. Hastalığınızdan ötürü ceketleri tabii, giymişsiniz. Örtsün diye daha rahat etmek için. Evet. Topuklu ayakkabı giyemediniz. Yok, giydim. Önceleri giyiyordum tabii önceleri. Ama Türkiye'ye gelişinizle birlikte hastalık i̇şte süreci başlıyor. İşte başladığı için biz nasıl giyeceğim o elbise? Yoksa benim eski kliplerim var mesela. Şeyde sosyal medyalarda romanca okudum şarkılar orada. Hı-hı. Gayet elbise giyiyordum. Tabii tabii gördüm onları da. Ayakkabılar giyiyordum. Konserlerimde de mesela öyle çıkıyordum. Sonra ne zaman hastalandım. Hı-hı. O zaman denedim. Olmadı. Psikolojim bozulurdu. Hı-hı. Dedim nasıl yapalım ne yapalım. Ablam dedi. Bol ceket. Ceketleri alalım sana dedi. Şey öyle. Peki şöyle Sibel Can gibi güzel bir kadın değilim. Oramı buramı açamam. Beni neden çeksinler dediniz mi? Böyle bir dedim. Gene diyorum. Ben her zaman söylediğim sözün arkasındayım. Evet doğru. Ben mesela eskiden birkaç tane gazeteci arkadaşlarımızla da bunu konuşuyordum. Niye diyorum beni çekmiyorsunuz? Çocuklar dedi ki, abla biz seni dinliyoruz. Bak, seviyoruz. Biz seni dinliyoruz, seviyoruz. Bir şey yaratman lazım. Ne yaratayım? Senin sesin var. Ben ne yaratabilirim başka bir şey? Hmm. Şimdi beni tabii ki gelip bu magazinci çekmez ki. Yanımda başka birisi görsellik varsa. Görsellik önemli yani. Kesinlikle. Peki sizce? Şöyle görsellik önemli. Magazin için. Hmm. Yani o da tetikliyor şöhreti. Tabii şöhreti. Kesinlikle. Bana çok çok önemli bir magazin müdürü söyledi bunu. Hatta onun ofisine gittim. O kadar sinirli girdim ki içeri. İlk defa beni böyle belki görmüştür adam. Sonra utandım. Neden utandım? Şey vardı, teyp vardı o zaman. CD'ler falan şeyler yoktu. Ben dedim sen beni hani çok seviyorsun, niye çekmiyorsun? Aynen böyle. Hı-hı. Kalktı adam. O teybin şeyine bastı. İçeride benim kasetim. Bak dedi ben ne dinliyorum? Cansever dinliyorum. Ama orası dedi bunu istiyor. Biz de mecbur bunu yayınlıyoruz. O gün bugündür bir şey söyleyemiyorum. Çünkü haklı. Hmm. Sahne kıyafetleri çok tartışılıyor. Sanatçıların. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz hani abarttılar biliyorsunuz. Özellikle Gülşen'in son zaman. Evet, sahne evet. Kıyafetleri çok tartışılıyor evet, ya çok gündem alıyor. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle ben eleştiri yapmak istemem tabii ki. Çünkü insan kendini eleştirmesi lazım. Yani kendi kendini eleştirmesi lazım. Mesela ben bir şey giydiğim zaman neye bakıyorum? Aa diyorum bu güzel değil. Başka bir şey giyiyorum. Ben beğeniyorsam demek ki ben beğeniyorum. Beni ilgilendirmez başkası beğenir ya da beğenmez. O da hangi düşünceyle o kıyafeti giydi onu bilemeyiz. Çünkü Gülşen çok iyi bir ses. Ben çok dinlerdim eskiden. Hala da seviyorum çünkü farklı bir ses tını var bir kere Gülşen'in. Yani bana sorsalar tabii öyle bir kıyafete onun ihtiyacı yoktu. Yoktu. Yok aslında. Çünkü o bir Gülşen yani zaten. Ama hangi düşünceyle, neyi planlayarak öyle giyindi onu bilemem. O yüzden yani negatif bir şey söylemek istemiyorum. Doğru. Ben saygı duyuyorum, onun sesini seviyoruz evet. Ama üzülmedik mi öyle gördük? Tabii ki üzüldük yani, üzüldük ama dediğim gibi her insan kendi hayat projesini, planını, kendi kararlarını kendisi verir. Şu an güzel sesler var mı? Kimleri seviyorsunuz, beğeniyorsunuz buradan? Farklı bir olmaz mı? Türkiye'de çok güzel sesler var. Yani hangi tarzdan? Arabesk sizin mi? Sizin jenerasyon, sizin gibi. Arabesk tarzında dinlediğim sesler var tabii ki. Erkeklerden mesela Uğur Karakuş, Ümit Yaşar, Ramazan Küçük, Günel'i severim mesela. Hüzün var. Yani damarcıları şimdi sayıyorum size. Kader mesela, onun eski şarkılarını çok dinliyorum. Hani bana hitap eden, evet. Tabii ki herkese saygı duyuyorum sonsuz ama
ben mesela dinlemek istediğim zaman hani onları dinliyorsunuz. Onları dinlerim mesela. Ay, şunu dinleyeyim. Ya dur bir Uğur Karakuş'u dinleyelim mesela. Hani Azer evet. Bülbül'ü çok dinliyordum. Nuray Hafiftaş. Allah. Yani şu an dinleyemiyorum artık onları. O başka bir şey. Neden? Çünkü çok ağlıyorum. Çok ağlıyorum. Müslüm Baba. Yani adam benim idolüm yani. Evet. Çok ekmek yedik biz beraber Müslüm Baba'yla. Dinleyemiyorum. Azer Bülbül'ü dinleyemiyorum. Onlar benim... Aramızdan ayrılanları. Onlar benim... nasıl anlatayım? Hani... evet. Ben oradayım yani. Onları dinledikçe ben oradayım yani. Ama şu an dinleyemiyorum artık. Açtığın zaman ben direkt ağlıyorum. Evet. Ve nasıl ağlıyorum? Hani içten içten ağlıyorum yani. Hıçkıra. O yüzden dinlemiyorum. Dinleyemiyorum artık. Yoksa çok dinliyordum onları. Dediğim gibi ya bir de her sanatçının kendine göre bir kitlesi var. Bir seveni var. Hani ya şu güzel okumuyor, bu daha güzel okuyor. Ben öyle bir taraftar değilim. Bu aramızdan ayrılan sanatçılardan bahsedince aklıma şu geldi. Sizin mesela içimde şu uhde kaldı dediğiniz bir şey var mı? Ya da hani... Var. Gözüm açık gider dediğiniz ne var? Var. Ben Müslüm Baba'yla mesela bir düet okumam lazımdı. Azer Bülbül'le de okumam lazımdı. En son konuşmalar, ikisiyle de en son konuşmalarımız vefat etmeden önce idi. Ondan sonra Müslüm abi sahnesi vardı. Dedi ki Cansever'cim ben İstanbul'a dönüyorum. Ertesi gün aradım. Muhterem abla çıktı rahmetli. Dedi ki Müslüm abin dedi bir kontrole gidecek dedi hastaneye. Kalmayacak dedi hastanede. Ondan sonra dedi arayacağım seni dedi kızım. Ne gerekirse yaparız dedi. Hastaneye gitti o gidiş. Azer Bülbül de öyle. Biz ne zaman düet yapacağız artık? Bir de ekmeği kazanmak zor bu zamanda yapacaktık. Yani o çok seviyordu çünkü o şarkımı. Azer Bülbül. Nasip olmadı. Evet. Yani nasip olmadı. Çok istiyordum. Çok istiyordum onlarla bir düetim olsun. İbrahim abiyle çok istiyordum bir düetim olsun. Ve çok söylüyordum o zaman. Prodüktörüme daha sağlıklı zamanlarındayken. Ne olur abi söyle ya bir düet yapalım. Olmadı değil mi İbrahim Tatlıses? Olmadı. Şimdiden sonra gelir mi acaba? İnşallah. Çok istiyordum. Çok. Ve şimdi hani Balkanlar'da ben ünlüyüm ya mesela. Hem halk tarafından hem de sanat camiası mesela bana ya niye İbrahim Tatlıses'le bir düet yapmıyorsun? Niye bak o kadar seviyor seni, o kadar şey yapıyor. Yani öyle bir sessiz kalıyordum ben hep. Yani. Siz zaten beş tane yabancı diliniz var. Evet. Ve beş dilde şarkılar söylüyorsunuz. Tabii. Asıl Makedonyalısınız Almanya'da değil mi? Almanya'da çok fazla sahne alıyorsunuz zaten. Tabii. Sahnelerden istediğiniz parayı kazanabiliyor musunuz şu an? Şöyle yani benim öyle zaten. Çok pahalı bir fiyatım yok. Ben kendim çünkü fiyatı seçiyorum. Öyle çok yüksek fiyatlara gitmiyorum. Gitmem de zaten. Büyük mekanlarda sizi çıkartmadıklarına dair bir sisteminiz de var galiba değil mi? İstanbul'daki büyük mekanlar, gece kulüpleri. Tabii kızıyordum önceden. Kızıyordum önceden. Çünkü menajerim diyordum niye biz buralarda çıkmıyoruz? Ya abla konuşuyorum falan filan. Şöyle düşünüyordum. Olabilir mesela eskiden Keops mu vardı ne o büyük diskotekler falan. Hadi orada diyelim benim tarzım. Gitmeyebilir. Ama sonrasındaki o hani Ebru Gündeşler'in, Sibel Canlar'ın, Bülent Ersoy'ların hani, çıktığı mekanlardan bahsediyorum. Hani, gitmeyebilir diyorum falan. Sonra zaten İstanbul'da bir iki tane zaten böyle var. Çok büyük mekan var. Yani şöyle bilmiyorum niye beni almıyorlar. Aslında arabesk gecesi olması lazım her yerde. Evet. Ve benim o kadar çok zengin gizli dinleyicilerim var ki. Heh. Öf diyorum sana. İnanın ki ben İstanbul'da burada gece kulüplerde, Bağcılar'da, gece kulüp dediğim pavyon yani. Ben orada çıkıyordum ve orada beni holdingçiler dinlemeye geliyordular. Holding patronları. Bunu da buradan söyleyeyim. Aa. Gizli gizli geliyordular beni dinlemeye. Evet. Ya o kadar şampanyalar, o kadar... Başka yerde çıkmadığınız için oraya geliyorlar. Anlatabildim mi? Geliyordular orada ama... Köşede oturuyordular hani tanımasınlar falan. Ben masaya gidiyordum mesela. Tanıtıyordular, kartlarını verdiler. Yazıhanelerine gittim kaç kere.
Yani benim çok gizli zengin hayranlarım var. Ama o mekanlara niye çıkmıyorum bilmiyorum. Bilmiyorum. Sadece ben çıkmıyorum ki. Birçok arabesk okuyanları çıkartmıyorlar. Evet. Hep aynı sanatçılar çıkıyor. Evet. Gizli, onu da anlamıyorum. Gizli zengin hayranlarım dediniz. Aslında hayranlarınız o zengin olan işte holding patronları saklamıyor. Ama sadece sizin çıkacağınız yerler olmadığı için geldiğiniz yerlere gizlice geliyorlar. Tabii değil mi? Tabii. Demek ya şimdi adam holding çıktığınız patronu. Çıktığınız mekana gizlice mesela geliyor. Mesela ben pavyonda çıkıyorum. Mecbur adam gizlice geliyor ama Cansever'i dinlemek istiyor. Şimdi ben o orada yerde da görünmek istemiyor. İstemiyor tabii adam. Kendini normal gizliyor. Yani. Evet. Ama şimdi ben bu ünlü mekanlarda çıksam ben de full çakarım yani. Bunu da, burada da evet. Bunu söyleyeyim yani. Ben de full çakarım. Niye çakmayalım ki? Evet. 1 milyon kişi toplamıyor ki o mekan. Toplasa toplasa 1000 kişi topluyor. Biz de 1000 kişi yerlerde gidiyoruz, evet. Dolduruyoruz. O mekanlar sizin kitlenin daha böyle düşük kitle diye maddi zannediyorlar. Maddi geliri düşük mü zannediyorlar? Yok, hiç de öyle değil. Ben İstanbul'da dolduramayız mekanı diye düşünüyorlar. Ben İstanbul'da çıkıyorum mesela ve orada hep iyi dinleyiciler geliyor. Parası olan girer zaten öyle bir mekana. Anlatabildim mi? Yani Günay ve Cahide'den bahsediyoruz evet, değil mi burada? Evet evet. Resmen onlardan bahsediyorum şu an. Evet. Niye bizi çıkartmıyorlar? Evet. Bir Cansever çıkmadı daha Cahide'de. Bir Ümit Yaşar çıkmadı. Ya. Bir Uğur Karakuş çıkmadı daha. Yeni yani. Gazino var. Evet. Niye çıkmıyoruz abi biz oraya? Neden? Evet. Çıkmamız lazım. Bizim de kitlelerimiz var ya. Yani benim kitlem... Benim kitlem de zengin diyorsunuz. Tabii ki zengin. Evet. Gönülleri zengin. Sizin için verirler. Yani tabii. O mekanlarda en az 2 sahne almam lazım tabii. Diye düşünüyorum. Ben söyledim. Denesinler. Evet. Doldurmazsam para vermesinler. Sizden bir evlilik sürprizi gelir mi? Hayatta olmaz artık. Bu yıl böyle bir şaşırtsanız 56 bizi. 56 yaşındayım. Olsun neden? Yok. 56 geç bir yaş değil. Yok yok istemem ben çekemem. Ben sanki bu yıl böyle hani her şey değişecek tövbe gibi hissettim. Tövbe de ya. Evet, niye tövbe? Yok yok. Ben sanatımla evliyim. Ne güzel bak sevenlerim var. Milyonlarca. Ailem var, torunlar var, yeğenler var. Onlar için yaşıyorum. Ne evlen bu yaştan sonra evlilik mi olur? Ben genç yaşımda sağlıklıyken evlenmedim. Şimdi mi evleneceğim? Hayatta olmaz ablam. Olmaz. Çekemem. Öldürürüm o adamı ben. Boğarım onu herhalde. Artık tahammül kalmadı kimseye yok, değil mi? Yok tabii. Ama yalnızlık da zor ya. Hani sanki... Yalnız değilim ki. Evet. Benim bir sürü ailem var. Yani ben bir eş hayat arkadaşı farklı. Tabii, buradayım ama, yani evet. Arkadaşlarım var. Canım sıkıldığı zaman hemen toplanıyoruz. Bir yemeğe evet. Çıkıyoruz. Ne bileyim hadi gidelim bir okey oynayalım. Yani... Evlilik konusunda kandırılmaktan da korkuyor musunuz? Hani böyle erkeklere bir güvensizlik de var mı? Vallahi yani hiç aklıma gelmiyor benim evlilikle hiç aklıma bir kere yani o şansı vardı. Bunu ekranlarda da söyledim. Tabii evli çıkmış 2 yıl evet. Nişanlınız. Aynen o günden bugüne o defteri kapattım ben. Gerek duymuyorum hele bu yaştan sonra hiç aklımın ucundan bile geçmez yani. Giderim ailemle otururum benim ablalarım var yeğenlerim var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizim izleyicilerimize, Akşam Gazetesi okurlarına, Akşam TV izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Size bırakıyorum sizi. Vallahi öncelikle size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir röportaj oldu. Samimi, içten. Beni bilen biliyor zaten. Her zaman doğruluktan yana oldum. Her zaman doğal halimle oldum. Yani takip etsinler bizi. Ne bileyim, unutmasınlar, destek verirseniz çok mutlu olurum. Sizi seviyorum, iyi ki varsınız. Allah'ım sizi başımdan eksik etmesin inşallah.